Ekim tarihinde oldukça coşkulu ve görkemli bir kongre gerçekleştirdik ve gerçekleştirdiğimiz kongrede de zorunlu nedenlerle ismimizi değiştirmiştik. İsmimizin uzun ve açık hali Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltma ismi ise HEDEP olarak değiştirilmişti. Kongremizde yapılan değişikliklerin resmi başvuru süreci için bütün hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimizin kısaltma ismi olan HDP'ye itiraz etti. Bunu sizlerle daha önce paylaştık ve tüzüğümüzün bazı maddelerinde de değişiklik yapılması gerektiğini bize 18 Kasım 2023 tarihinde tebliğ etti. Aslında gerekçeyi hatırlatmaya gerek yok, fakat ilk kez duyacak olanlar için, tabii bir de tarihe not düşmek için tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Neymiş efendim? HEDEP ismi HADEP'i andırıyormuş ve hatta karıştırılabilirmiş. Tam Yargıtay'ın deyimiyle söylemek gerekirse aynı olmamakla birlikte iltibasa mahal verecek şekilde her iki siyasi partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardığını tarafımıza bildirdi Yargıtay Siyasi Parti Bürosu. Oysa biliyorsunuz HADEP kapatılmıştı. Böyle bir parti yok. Zaten kapatıldıktan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu kapatılma kararı nedeniyle de Türkiye mahkum edilmişti. Neyse, yani aslında nedeni apaçık ortada. Yine bir seçim öncesi, yerel seçimlere doğru giderken yeni bir yargısal çelme ile bizleri karşı karşıya bırakmak için yapıldığını, yeni bir hukuksuzluk hamlesi olduğunu sizler de takdir edersiniz sanırım. Fakat şöyle bir şey var, biz çelmelere ve kumpaslara karşı seçeneksiz değiliz. Bu 30 yıllık en az demokratik siyaset mücadele tarihimizde ortaya koyduğumuz bu konudaki performansla da, tecrübeyle de, deneyimle de ve ödediğimiz ağır bedellerle de sabit. 30 yılda onlarca yeni parti kurmak zorunda kaldık ama her defasında başardık. Neyi başardık? Halkların gönlünde yer edinmeyi başardık. Neyi başardık? Mücadele tarihimizde iz bırakmayı başardık. Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış mücadelesine dönük tarihte öncülük etmeyi başardık. Dolayısıyla seçeneksiz değiliz. Seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek. Ama bunu bilmelerine rağmen böyle bir hukuksal ve yargısal çelme ile bizleri uğraştırmak istediler. Yine başaramayacaklar. Onlar bu yolları seçtikçe biz de yeni isimler ve anlamlarla mücadelemize hız kesmeden, üstelik çoğalarak devam edeceğiz. Benim bu açıklamayı yaptığım dakikalarda şu anda bizden hem kısaltma ismimizle ilgili istenen değişiklik hem de tüzükle ilgili bazı maddeler, tekrar ediyorum, bunu daha önce de açıklamıştım, tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı. Bununla sınırlı tutuldu. Bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve şu sıralarda, şu dakikalarda hem bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları hem de DEM Parti, yani yeni ismimiz, Yargıtay Siyasi Parti Bürosu'na ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz. Umalım ve dileyelim ki olmasın. Şimdi DEM Parti, bugünkü adıyla DEM Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, açık, uzun ve geniş haliyle söylemek gerekiyorsa orada bir değişiklik yok. Partimizin özü ve mayası halklardır. Kurulduğu günden beri böyle. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Oysa bizim mayamız halklar, harfler değil. Yine partimizin özü ve mayası özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet ve barış mücadelesidir. Bizi tanımlayan, tarih yazdıran ve tarihe yazdıran şey direniş azmimiz ve fikrimizdir. Bu duyguyla tabii ben de partimizin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltmasını sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir memnuniyet duymakla birlikte çok da büyük bir onur duyuyorum. Köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız, DEM Parti ile. DEM aynı zamanda nefes, söz, an ve
zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor aslında. Yeni ismimiz yeni bir zamanın ruhunu, yeni bir başlangıç anını ve yeni bir sözün hayata geçişini ifade ediyor. Dem devrandır. Dem bu demdir, dem bu dem diyoruz ve bu devran önce kayyumlardan başlayarak inanın değişecek. Dem partiyle de varlığımızı her dem hissettirmeye devam edeceğiz. Zamanın zorluklarına, karşılaştığımız engellere, yargı kıskacına alınmaya, yargısal çelmelere ve kumpaslara rağmen duruşumuz, kararlılığımız ve birlikteliğimiz sayesinde mücadelemiz daha da güçlenecek. Sevgili gazeteci arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyenler, her zaman söylediğim gibi gözü, gönlü, kulağı, kalbi bizimle birlikte atanlar, izleyemeyenler de var tabii, buna ulaşamayan, erişemeyenler de var. Seçmen olmanın ağır bedellerine rağmen birlikte yol yürümekten vazgeçmeyenler. Şu ana kadar yaptığınız, yerel seçimler için söylüyorum bunu, şu ana kadar yaptığınız başvurularla partimize gösterdiğiniz ilgi ve teveccühten dolayı da çok teşekkür ederiz. Artık sayılı günler kaldı kayyumları öncelikle göndermemiz için. Dolayısıyla tüm Türkiye'de aday adaylık başvurularını bu ilgi ve teveccühü de göz önünde bulundurarak 20 Aralık tarihine kadar uzattığımızı, bunu da genelgeyle il ilçe örgütlerimize de ilettiğimizi bir kez daha buradan duyurmak isterim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti olarak Türkiye'nin kazanmasını isteyen herkesi nefes nefese verdiğimiz bu heyecanlı, kararlı, umutlu, onurlu ve cesur mücadelede beraber yol almaya davet ediyoruz. O yüzden haydi kadınlar, haydi gençler, öncelikle sizler aday adaylığı başvuruları için hiç çekinmeden birlikte kazanıp kayyumlara halk iradesinin ne olduğunu göstermek için il ilçe örgütlerimize gidelim ve başvurularımızı 20 Aralık'a kadar yapalım. Şimdi arkadaşlar, eğer iki konu demiştim, bir yerel seçimlerle ilgili aday adaylığı başvurularını 20 Aralık tarihine kadar uzattığımızı sizlerle paylaştım. Bir diğeri de yeni ismimiz ve yeni ismimize yüklediğimiz anlamlarla ilgiliydi. Eğer bir sorunuz yoksa müsaade ederseniz ben aynılarını Kürtçe'de ifade etmek isterim bizi izleyenler için. Varsa önce sorularınızı alayım ve sonra Kürtçe bölümüne geçeyim. Nasıl istersiniz? Beraber karar verelim. Kürtçe sonrası olur dedi ama siz peki ve birlikte karar verdik. O zaman tekrar hum bu hayratın carek ezdi bejim dem baş dem geç dem hoş. Medahuyan ya hoya berede jragahandı bu ku nave direj ya partiya menaguhare partiya ve kevi u demokrasiya gelan vek nave hoye direj u vekiri dimini le dadgaha bilind a Türkiye behence taku nav ya nave kurt kurte nava nave me dişibe HDP itiraz kir nave meye kurt ev nav ne hatı bu kabul kirin meve dahu yani jiş peşya ve da bu jiboku en beri herbijartinin hocihi beri herbijartinin heremi bi kevin tangasiyek nude Hüestin hence tek öyle vecare be afrinin. Meji ne hüestem der fete bidin va. Me itiraz ava kabul kir vecare. Medkari emji itiraz bikin. Meji dikari emve kabul nekin. Le jberku em peşiya helbijartinin hacihi heremi dene. Me ne hüestem der fete ki bidin va. U me amade kariye hakir. Me navek nu şuharedit. Hunzanın efsih sale. Heri kemsih sale. Ev duhazın partiye me bigirin, em duhazın jnu ve ava bikin. Ev ye hıra kirneyne, em ye çe kirneyne. Jber ve yeke mecarek di. Navek nu dit u mecarek di. Gelin hue be derfet neheşt behence ta vare me nehuest gelin Türkiye mücul bebin. Navi meye nu dem partiye. Em di bejin dem demameye. Em di bejin Emi bidem partiye ve demi u ve devrane bu göherin. Despeke de evdem ve bibe dema rekirina kayyuma. Dem ica dema çareseriyeye. Dem ica dema azadiyeye.
Dem ica dema aşitiyeye, dem dema ve keviyeye, dem dema deskeftinin gelane, dem demameye, ef satsal ve bebe satsala gelan, u peşengiya ve satsalayıcı ve peşengiya gele kurtçebe. Jiber ve ekeji em dibejin, em bi partiya deme, eme ve deme, u ve devrane bu guherin. Şuha dirokji ve hatta iro nişame kiriye. Jgayni veji ez duhazim bir yare ka nu ya ku mestan diye jbo serledan ne havare parve bekim. Jbo kuhun bu karbin bibin bernamzet. Hundikarın dosye huel lhammu dere Türkiye. Hatta biste ve mehe bir gihinin desteğime. Jgayni veji eger pırsevehebin ez dikarın bustinim gelek spastikim jbo guhtar kirnave.